Biz kahvaltımızı yaptık. Parka indim. Gökçe'yi alacağım. Dışarı çıkacağız. Herkes kendini parka atmış. Hava o kadar güzel ki. Gökçe Poyraz'la top oynayacaktı. Buralarda olması lazım. Bulurum ben şimdi onu. Sağda olur Gökçe. Gördüm. Göktuğ! Göktuğ! Özlem abla nerede? Göktuğ'u aldım. Gidiyoruz şimdi. Göktuğ oynadın mı? Hava nasıl? Göktuğ neredesin? Gökçe şurada spor yapalım. Hiç yapamam ben spor. Hiç ben spor yapamam. Ben bu kiloları almak için ne kadar uğraşıyorum. Senin haberin var mı? Ya hadi. Hadi hadi ben aldığım kiloları veremem hadi. Eymen sen tek başına koş. Böyle. Diyorum. O kadar sıcak ki montu bile çıkardı yani. Annem hadi. Buralarda bir yerlerde Göktuğ. Video yaştım öksürmeye başladı. He, yok ya toz alıyor arabada. Hemen çıkıyor sonra öksürük başlıyor. Sultanahmet'e gidiyoruz. İnşallah gidebilirsin orada. Geçen de o niyetle çıkmıştı ama. Soğuk da mı geçen çok hafta? Soğuk. Şimdi de soğuk da. Ama söyledim orada Sultanahmet yok yani. Ne var? Öldü mü? Ahmet Sultan'ın büyüğü. Allah rahmet eylesin. Mekan cennet olsun. Başka yerine sultan gelmedi. Ben doğurdum ya Göktuğ Sultan. Bir şey var mı? Ne yaptı? Kaza mı? Şuradaki bayrak çok güzel ya. Bayrak. O bayrak değil ki. Kocaman ya bu. O değil. O değil mi? Bir yerde biraz bir bayrak var. Ünal kocaman. Ben benzettim yine. Öyle gidiyoruz. Sıcaklar özledim. İçeriği bozuyor. Biz yolda giderken rahmetli Adnan Menderes'in mezarını, bir de Turgut Özal'ın mezarını gördük. Dedik bir duralım iki dakika ya, bir dua okuyalım dedik. Öyle işte. Yok. Bırakın. İçinde mi gerçekten? Bilmiyorum ki tabii ki içinde yatıyor da. Hmm. Rahmetli Adnan Menderes. Niye basın mı? Hasan Polatkan. Yok yok tu basmıyor. Fatih Rüştü Zorlu. Böyle çok güzel bir mezarlık yapılmış. Göktuğcuğum hadi Fatih oku. Turgut Özal'ınkine bakarız burada. O nerede? O
O da yakın. Bu baylar göstersene. Şu bayla az önce arabadan gösterebilirim. Burada bir bayrak var. Şimdi burada küçük gözüküyor ama kocaman. Yani bu bayrak rahat bir bina, 5 katlı bina boyunda var. Evet. Kocaman. Yani bu bölgede her yerden görünüyor. Mezarlığın, anıtın arka tarafı. Otoyola bakan tarafı. Yani çok büyük ya bayrak. Hani kamerada ne kadar o belli olur. Allah'ım bayrağımızı göklerden indirmesin ya Rabbim. Bu da sevgili yanım. Koyma. Tamam sahip. Hadi gidelim. Gidelim mi? Ver bana, ben de seni çekeyim. Ümit Bey bugün bizi gezdiriyor. Ama Ümit mezarlık ziyaretlerini seviyor. Tabii canım, yani bir ölüm hatırlatıyor. Yaşamış büyüklerimiz. Evet. Bize örnek olan büyüklerimizin mezarları. Son kez de böyle şöyle bir çekeyim. Faydaları olan, bize katkıları, yararları olan. Burada da bayrak varmış. Göktuğ, şuraya bir çıksana. Şöyle. Yok yok, şuraya bak. Burada altına da şuraya bas. Korkma korkma. Şöyle fotoğraf çekeceğim de. Biraz bir yandan dua eder misin? Mesela şeyde, Ankara'da Anıtkabir'e çok gittim. Ben hiç gitmedim. Okul gezisiyle gitmiştim. Göktuğ hiç gitmedi ya. Beni çeksene. Beni doğayı çektim. Benim askerliği Ankara'da yaptığım için. Benim koğuşla yattığım camın böyle gece külçe altın gibi Anıtkabir parlıyordu. Ya. Bizim böyle yürüme mesafesiydi. 10 dakika bir yürüyorduk ben Anıtkabir'e. Göktuğ'u... Hatta benim orada devrelerim falan vardı arkadaşlar. Gidiyordum onlarla, konuşup muhabbet ediyorduk, çay içiyorduk. Değil mi? Oradan ıspatırdı. Ben Allah izin verirse... Cezberlemiştim, böyle ne var ne yok. Tamam işte, bilmen güzel bizi gezdirmen adına. Hepsini biliyorum orada, hani silahlar, kıyafeti, arabası, her şeyini biliyorum mesela. Göktuğ'u götürmek istiyorum, kızlar da hep birlikte gideriz. Yani çok etkide vermişler. Evet. Şimdi kızların köyüne bakalım. Bulalım bakalım. Dur, şurayı şöyle bir fotoğraf çekeceğim. Göktuğ, ikiniz girin de şöyle fotoğrafınızı alayım. Annet kapak resmi. Annem Turgut Özal cenazesine gelmişti. Hiç küçük bir kocaman. Göktuğ, şuraya geç. Tamam. Rahat video çekelim diye. Onlar şey yapamadı rengin. Havuzu çekil. Pis midir? Bilmem. Pistir. Ama sanki Turgut Özal'ın nazarı buna göre daha büyük duruyor. Hani nerede? İkisi de aynı olsa, çünkü ikisi de aynı değerde insanlar. Yani sonuçta. Şu bayraklar o kadar güzel yani duruyor ki. Sonradan gömüldü diye daha büyük mezar olması bence, bilmiyorum ki. Onunki daha böyle bir sanki gösteriş duruyor. Hmm. Buluruz şimdi. Tamam. Ya bence hani ikisinde aynı ayarda böyle bir mezarlık olması, anıt olması daha iyi. Aa, şurada bir şeyler yazıyor. Bir bakalım mı, gel. Gördüm de öyle bir ne kadar çek. Ben böyle çeksin şey. Tamam. Yazılar varmış burada. Rüştü Fatin, Rüştü Zorlu. Şöyle çekeyim. Okumak isteyen okuyabilir.
1961 yılında ölmüş. Sultan Menderes mi? Hı hı. Okumadım ya. Yani ülkede başbakan idam edildi ya. Hepsi aynı tarihte olmuş. Hı hı. Denk gelmiş. Hasan Polatkan, Adnan Menderes, Fatih Rüştü Zorlu. Şimdi de Turgut Özal'ın Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın mezarına. 8. Cumhurbaşkanı. Anneme görüntü atacağım da. Yani evet, Adnan Menderes'in mezarına göre biraz daha büyük bir mezar yapılmış. 8. Cumhurbaşkanımız Sayın Turgut Özal'ın. Annem biz küçükken cenazesine gelmişti. Ölümünü, öldüğü zamanı hatırlıyorum. Turgut Özal bayağı Türkiye'nin sıkıntılı olduğu bir dönemde Cumhurbaşkanı olup bayağı bir memleketimizi düzene koymuştu. Kimi beğenildi, kimi beğenilmedi. Biz şurada YouTube'da 1000-2000 kişiden bile hala mutlu edemediklerimiz olurken milyonlarca Türkiye'yi, herkesi mutlu etmek zor. Aa, bana bu mezarlık daha samimi geldi ya. Annem bunun cenazesine gitmişti. Ben de demin onu anlattım. Evet, bu mezarlık bana daha samimi geldi. Sesim yankı yapıyor burada bu arada. Herkesin çektiği, yaptığı günahlar öbür tarafta bedelini öder. İyilikler, günahlar öbür tarafta Allah karşısında hesabı verilir. Gene Cumhurbaşkanı, bu ülkede Cumhurbaşkanı olmak kolay değil. Allah rahmet eylesin. Vatanımıza yaptığı her katkı için, her fayda için kendisinden Allah razı olsun. Şöyle bir etraftan da aldığım zaman, şöyle üst mimarisi, üst mimarisinin içten çekimi, dışarıdan görünen. Evet. Ama anıt mezarlara göre daha samimi, daha doğal bir mezarlık olmuş kendisinin mezarı. Sayın Turgut Özal'ın mezarı. Ne diyorsunuz Ünal Bey? Duygularınızı, düşüncelerinizi alalım. Herhangi bir duygum yok. Ne? Hizmet etmiş ölmüş, ne diyebilirim. Her insanın yaptığı gibi. Biliyorsun, katkısı biliyorsun. Olduysa Allah razı olsun. He. Günah işlediyse kendi boynuna. Artık kendi boynuna. Doğru diyorsun. Yani serbest piyasayı bize getiren insan da kendisi. Şu an herkes fiyatı kafasına göre arttırabiliyorsa kendi sayesindedir. Şu an tamamen isteyen istediği fiyatı bunun sayesinde şu an yapıyor. İnancım buraları keseceğim biliyorsun. Maalesef. Keşke paylaşmak istesem ama burada olmuyor yani. Böyle fotoğraflarımızı da çektik. Artık dualarımızı ettik. Gidiyoruz.
Biraz da kameramanlığı ben yapayım. Ses yankılanıyor. Gerçekten. Teşekkür ederiz bize bu ziyaretlerinden dolayı. Bilgilendirdiğin için. Hava da böyle çok güzel. Biz yine geçen hafta geldiğimiz yere geldik. Sultanahmet yoluna giderken buraya da uğramadan gidemiyoruz. Deniz görünce dayanamıyoruz. Evet. Bu şekilde. Millet vallahi özlemiş yazı ya. Hemen atmışlar kendilerini rüzgar olmasına rağmen. Kahveci amca yok ama. Hami neredeydi geçen hafta? Bakarız. Zengin Hanım. Bak, meşhur oldunuz. Videoya çıktınız. Şu ileride var ya bak, kule var. Bak, bak. Ne var? Bak, şu kule var ya, şu kule. Evet, Şamlıca Kulesi sonra. Evet, bizim geçen fotoğraf çektiğimiz yer, video. Öyle işte. He. Bizim taburelerimiz var gerçi arabada ya. Oturacak olsak. Ben de o zaman biraz sahile gideyim, oradan doğru çek. Ya kahveci dayı. Orası. Şimdi alalım ya, nereye gideceğiz ki zaten? Evet, bizim de geçen hafta gene gelip kahve içtiğimiz yer. Tabii hayalli rüya da vardı o gün. Burada kahveci dayı var. Rengin yengemiz. Uzaklara bakan adam. Odalar var, iki odalar. Beni denize tamam, bakarken çek. Çocukluğundan orada çalışıyormuş işte. Hangi bu adalarda? İleriki adada, heybeler. Onu oraya sürmüşler mi? O nasıl bir... Dedim orada çalışıyormuş. Heee. Şeye yardım edeyim ben, gideyim ya Sevil'e. Şey alıyor, kahve alıyor. Evet, böyle bir ortam kurduk kendimize. Oğlum senden başka çekecek bir şey bulamıyorum bir şey bugün. Bimin bisküvilerinde bir ton bu verdim sana. Şey, burada akşamdan kalmalar var. Oğlum gündüz mü içtiniz, akşamdan mı kaldınız? Vallahi gözleri açamıyorlar ha. Yazık ya bunlar da. Ne oldu? Bu soğuklarda. Bizim Şerafettin bunları görsün de kötü gedi. Şerafettin haline şükretsin. Haline şükretsin, bizim oralarda yatıyor da. Bunlar da ördek mi ya? Ördek değil. Kuş bunlar değil mi? Karabasan. He. Bir sürü var. Evet, gene kafe masrafından kurtulduk. İnternet kafeye götürürüz. Ya bilseydim tabure mabure koyardık arabadan. Karşıdan trak var, geçin oraya oturun. He, oturak var. İyi tamam, taş çekmesin sizi de. Montu. Ya afiyet olsun. Yaktın başka gerekmeyendesin ha. Buldum valla. Evde olsa yapamaz şunu, biliyor musun? He. Marketten Negro aldırır. Tabii canım, tatlılıyor. Oraya aldırır. Ne kadar tatlı geldi değil mi sana bu şu an? Neydi o? İçinek ya.
Sevil Hanım ölecektiniz az kala. Sinek sizi öldürecekti. Ağzımı hiç şekilmedim herhalde. Ama çok komik bir görüntü oluyor. Ben sana yapayım, ister misin? Tamam, Ünal'a yapayım. Bak kızıyorum bak. Ünal Bey, Ünal nasıl kahveniz? Ünal'ın sinirleri alınmış. Hiç sinir olmayan bir çocuk. Yoo. Var çok sinirli. Var mı? Bastım bir çapletme. Ama oralarda gezmeyeceksin. Ha, oralara gelmeyeyim. Rica ediyorum. Gelmiyor musun? Ünal sinirlenir ya. Ya. Sinirlerim var, damarlarım var. O sinirlendiğini anlamazsın. Çünkü ölmüşsündür çoktan. Bir tane sinirini tahmin. Hangisi? Çorbayı çatalla içememek. Yok, ben çatal kullanmıyorum. Direkt şeyden, tastan içiyorum. Çatal kaşık kullanmıyorum. Ben direkt böyle kapıyorum kafaya. Tabii böyle. Bir tane bisküvi versene bana. Çekil aynen yapıyorum. Öyle. Çünkü bana şey bak, maşallah. Tamam. Ay, gidiyorum. Yok be, yine gittim. Kedilerin yanında yatardım. Yok, ben batık Karadeniz'im. Hayır, biz de Karadeniz'imiz. Karadeniz'imiz, boğamız. Abur cubur görünce aklına ay, hemen öğretmen geliyor. Ağzımın içine girme kamerayla. Ya nasıl çekeyim ya? Eyvallah. Al sen çek o zaman. Bu ya sen... Ne oldu? Yakın çekim alalım arkadaşlar.